geçti Borunpazarı, Süreşeğinin iyiydi. Benim şikayetim var yalnız. Amcanın şikayeti var. Sayın Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na, biz bekar kaldık. Bizim halimiz ne olacak? Adamlar toplum içine çıktın ya, ya bu kokuyor diyorlar. Biz senin kokundan rahatsız değil babacığım. Tamam, onu bil yani. Abi. Sarıl bana, senin kokun bana sinsin. Yok abi. Sarıl bana. Gel babacığım, sarıl. Şu anda Bor'da Roma Havuzu'ndayız. Şimdi Sokulu Mehmet Paşa'nın külliyesindeyiz. Kemal Ümmi Hazretleri'nin türbesindeyiz şu anda. Bülbül sana yar olmak için narlara düştü. Daim yakışan sana bir kırmızı güldür. Güllücek önünde Gül Baba Hazretleri'nin kabristanındayız. Aksaray'dayız. Hasan Dağ'ın eteklerindeyiz. Evet, tabii. Kış gelince kartopu oynamaya başlıyoruz başkanım. Farkındaysanız hatta bu deliklerde hayvanların bağlama yerleri buralar yani. Ne oldu Osman? Lastik patladı. Yani siz fazla yemeyin, sizin malı götürün. Buranın yerlileri bunları içeriden yukarıya doğru çıktığını söylüyor. Yani o derece işlenmiş bir şey var. Bir haftanın ardından Seyyah Fakir'den yine merhaba diyoruz. Bu sefer çok güzel bir yerdeyiz, çok özel bir yerdeyiz. Efendim Aksaray'dayız, Hasan Dağ'ın eteklerindeyiz. Mümin Hocam'la beraberiz. Kendisi İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı. Bize burada eşlik edecek. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de ilimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acayip bir giriş oldu ya hocam. Evet. Karlı bir giriş. Evet. Hasan Dağ. Başlangıcı böyle yapalım dedik. Ve gerçekten mükemmel bir doğası var bunun. Tabii biraz sisler kaplamış etrafı hocam. O yüzden dağı tam göremiyoruz şu anda ama belki hani güneş açar, bulutlar biraz dağılırsa o zaman dağı görünecek herhalde. İnşallah yani o fırsatı bize verir. Bulutlar açılır. Bir 5 dakika bizim için yeterli. Dağımız muhteşem. 3268 metre yüksekliğinde bir dağ. Bu İç Anadolu'da kere sanırım Erciyes'ten sonraki en evet. yüksek dağ. Evet, İç Anadolu bölgesinde Erciyes'ten sonraki en yüksek dağ. Ve volkanik bir dağ. Dağcılarımız, Türkiye'deki bütün dağcılarımız da mutlaka Hasan Dağı'na uğrar. Tırmanış gerçekleştirirler. Evet.
Aracımız 4 çeker olmasına rağmen sanırım buraya kadar çıkabildik. Evet, hatta evet. Bir ara indik, arabayı itekledik vesaire, böyle onu da yaşamış olduk hocam. Çok güzel bir giriş oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ufak ufak aşağıya ineceğiz ve Halk Sarayı tanımaya başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kış geldiği zaman kar yağıyorsa bile kar toplamaya başlıyoruz. Kimle beraberiz? Ihlara Belediye Başkanımız İsmail Yılmaz Beyefendi ile beraberiz. Şimdi Ihlara Vadisi dünya çapında nam salmış, bir yer. Turistler de özellikle buraya geliyorlar ve burada geziler düzenliyorlar başkanım. Şimdi öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok önemli ve güzel bir noktadayız. Şimdi aşağı inip gezeceğiz ama öncelikle dedik bu tepeden böyle bir giriş yapalım istedik. Teşekkür ederim. Her şeyden önce bu karda kışta deniz seviyesine 1500 metre yükseklikte olan bir Ihlara Vadisi'ni tercih edip buraya geldiğinizden dolayı siz de az önce söylediniz, dünyaca ün salmış dediniz. Ayrıca Dünya Miraslar Birliği'ne aday bir vadimiz. Bu girişimlerde Aksaray Valiliğimiz nezdinde devam ediyor. İnşallah da alacaksınız diye düşünüyorum ben başkanım. Kısmetse tabii ki niçin olmasın, çabalarımız sarf ediyor. Bunun yanı sıra alacağız yani. İnşallah. Şimdi beraber ekip olarak aşağıya ineceğiz ve o güzelliği aşağıda yaşayacağız. Vadiye kadar indik. Burası inişi kolaydı ama sanırım çıkışı biraz zor olacak. Güzel ahşaptan hoş bir merdiven yapmışsınız aşağıya kadar. Burası da sanırım Turizm Müdürlüğü'ne ait. Evet. İl Turizm, evet, evet. Kültür Müdürlüğü'ne ait. Bakanlığımızın ören yerleri olarak tabir ediyoruz. Şimdi yazın ben buraya daha önce gelmedim ama ekip arkadaşlarımdan gelenler var. Harika bir olduğunu söylüyorlar ama kışın da çok güzel burası. Şimdi ayrı bir manzarası ayrı bir güzel. Tabii ki. Şimdi kışın daha çok karlı bir ortamda özellikle. Yani karın yağdığı günlerde çok daha ayrı bir güzel oluyor vadimiz. Tabii yazın yeşil ama kışın da beyaza bürünüyor. O da ayrı bir güzellik. Evet, ve kışında ırmağımız biraz daha gür akıyor. Berrak bir ırmağımız. O da ayrı bir güzellik katıyor tabii ki. Kesinlikle. Mümin Hocam şeyden bahsettiniz. Aslında 14 kilometre olarak belirlenmiş şu andaki alan ama daha uzun diyorsunuz. Tabii keşfedilmemiş bu yerler var diyorsunuz. Vadimizin yani fiziki olarak uzunluğu çok daha fazla. Fakat bizim ziyarete açtığımız ve özellikle yani yürüyüşte kullandığımız bölüm 14 kilometre ama Melendiz Çayı, vadinin içinden akan Melendiz Çayı, bu çay. Evet. Nide sınırlarından yani Asandağ'ın Melendiz bölgesinden doğup ta Tuzgun'a kadar dökülen bir ırmak olduğu için yani gittiği bütün yatağındaki aşındırma en derin olduğu yer Ihlara Vadisi ama diğer bölgelerde de oluşturduğu aşındırmalardan dolayı bir vadi oluşmuş. Ufak tefek de olsa vadiler tabii, var. Yani evet evet, bir vadi var, bir kanyon var. Tabii Ihlara Vadisi'nin özelliği içinde yaşam olması, yerleşimden olması. Yani bu vadi içerisinde bir hala canlı bir yaşam var mı? İnsanlar yaşıyorlar mı? Ya tabii ki şu an yaşanıyor ama geçmişte olmuş ve dini bir merkez. Yani 150'ye yakın kilise, 50 bine yakın bağımsız bölüm dediğimiz ya da daha sonra yani konak ama için açılmış odalar olduğunu. Bu ciddi bir yaşam alanı burası. Hangi yıllardan bahsediyoruz başkan? Şimdi buradaki bizim takip ettiğimiz milattan sonra 300'lü yıllar. 300'lü yıllardan sonra burada yaşam bizim kayıtlarımızdaki 300'lü yıllardan sonra dini bir yaşam var. Dini bir merkez. Taşe'ye kadar, Selçuklu'ya kadar. Vay be, yani henüz daha İslamiyet'in gelmemiş olduğu yıllarda mümin olan, o dönem mümin olan Hristiyanların, onlar aslında mümin demek, o dönemi mümin demek daha herhalde uygun. Çünkü Hristiyan deyince insanlar yanlış anlayabilirler. Günümüzdeki Hristiyanlık değil. O dönem hak olan dine inanan insanların da yaşamış olduğu bir yer ve ciddi olarak da böyle kiliselerin, yani o dönem o günkü mümin insanların ibadet etmiş oldukları yerler var buralarda. O açıdan da önemli bir noktadayız. Evet. Ve şu suyun akışı, şuradan bakıyorsunuz gelişi, muhteşem bir şey yahu. Ya hakikaten. Evet. Yani 50 bin tane sadece şey var.
bölüm var. Yani 150 bin kişinin yaşadığı. Çok kalabalık. Neden? Çünkü bir burada su var. Yani su kenarında kuruluyor. Su var, güvenlik var, dini bir merkez. Birazdan gideceğiz. Selime Katedrali'miz var. Orası zaten ayrı bir merkez. Yani işte Sübyan Mektebi'nin olduğu diyelim artık bugünkü şeyle, manastırın olduğu, okulun olduğu, büyük bir mutfağın olduğu, kervanların gelip orada ticaret hayatının olduğu bir nokta var. Vadinin çıkışında orayı da göreceğiz. Yani burada hayat çok canlı döneminde. Bazen fotoğraf paylaşırlar. Biraz esprili bir yaklaşım olur. Burası işte Amerika'da ya da burası Avrupa'da bir yer değil. Burası Türkiye. Evet. Denir hani bazı fotoğrafların altına. Hani işte orada bir yer olsa beğenirdiniz derler ya. Burası da öyle bir yer. Kesinlikle. Burası Avrupa'da ya da hani insanlar çünkü yurt dışındaki olan yerde daha böyle meraklı oluyorlar ama kendi ülkemizin içindeki zenginlikler onlarınkini 5'e 10'a katlar. Burası Aksaray. Türkiye'de Aksaray ve Aksaray'da da Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi. Çok önemli bir nokta bence. Ve ben çok keyif aldım bu geziden. Şimdi bu kenarda böyle yetişen bazı bir otlar var. Evet. Az önce siz bana verdiğiniz çok lezzetliydi. Evet. Nedir onlar? Yine bakalım. Şimdi bu kazayağı derler, yöresel ismi. Tabii belki Latince bir ismi vardır ama ben onu bilmiyorum. Evet, koparayım size de ikram edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Bunu akarsu kenarında büyür bunlar. Bir de su teresi. O da şurada. Su teresi. Bu kaz ayağı, bu kazın ayağına benzediği için demişler. Değişik bir şey. Bunu yiyeceğiz şimdi. Bu bir maydanozun büyüklerinin büyüğüne de benziyor sanki böyle. Bir de su teresi. O da bu su teresi. Evet. Bu da kaz ayağı. Kazın ayağı öyle değil işte arkadaşlar. Evet. Kaz. Tamam, bu yiyor muyuz bunu? Yörede tabii yenebilir. Yörede bilinir ve tüketilir. Tamam mı? Ya bir şey benzetiyorum tadını da. Şimdi bunun tadı bildiğimiz tatlara benziyor ama aroması çok keskin. Çok güzel ya. Çok keskin bir aroması var. Doğal olmasından kaynaklı tabii. Bunu böyle kahvaltıda falan böyle sofrada yiyor musunuz? Şimdi bunu en iyi yok yani yöre halkı bilir. Ama mesela bunu Aksaray'daki bir insanın toplama şansı yok. Yani böyle ilave bir su kenarı olması lazım. Suyun akması lazım. Ve ancak sadece su kenarı ve temiz suda. Ya bir daha evvel yemiş olduğum bir şeye benzetiyorum ama bir türlü bulamadım. Kazın ayağı. Kaz ayağı. Hmm. Valla bulduğumuzda aklımıza geldiğinde ben de merak aklımıza ettim. Ben benzetiyorum gerçekten bir şeye benzetiyorum ama çok lezzetli. Gelirsiniz kazın ayağı diye atın ayağını falan bulup bunu yemeyin. Kazın ayağı. Evet. Az önce göstermiş olduğumuz gibi bir bitki. Evet, kaz ayağına benzediği için biraz şeklinden dolayı bu isim vermiş ama tabii mutlaka Latince bir isim vardır. Kesinlikle. Onun el çalışması lazım. Şimdi yine su akış çok önemli. Siz suyun girişine değil de suyun gelişine bakmak lazım rahatlamak için. Şöyle arkaya bakıyoruz. Evet. Mükemmel bir doğa, mükemmel bir manzara. Ve kar yağdığı zaman da böyle bir ortamda da fazla üşümüyorsunuz. O önemli. Evet. Vadi de o yüzden hani buraya geliriz burada üşürüz ama nasıl gezeceğiz diye düşünmeyin. Hani havanın böyle hafif yağışın az olduğu ya da olmadığı bir zamanı tercih ederseniz Ihlara Vadisi'ni çok rahat bir şekilde her gezebilirsiniz. Evet. Ve dedi ki müdürüm burada dedi. Öyle dedi, bir günde gezi olmaz. Yani sadece Ihlara Vadisi'nde 2 gün gezmeniz gerekiyor dedi. Evet, evet. Peki son olarak bir şey soracağım. Meraklısı vardır. Burada bir yürüyüş alanı var mı? İnsanlar geldiği zaman ekiple olarak gelirler, arkadaşın toplar gelirler. Evet. Böyle bir rotamız var mı burada? Belli bir rotamız var tabii ki. Yani bizim bakanlığımızın yapmış olduğu bir düzenleme var. Yürüyüş yolları düzenlemesi yaptık. Giriş çıkışlarımız belli, güvenlik görevlilerimiz var. Ondan sonra diğer temizlik görevlilerimiz var. Burada bir güzergahımız var. Ve düzenli olarak bunu gelen yerli yabancı turistlerimiz bu yürüyüşü yapıyorlar. Rahatlıkla insanların yürüyebileceği, çekinmeden, güvenli bir şekilde yürüyebilecekleri. Zaten kaybolma riski yok çünkü vadi içindeyiz. Bir alan zaten. Tabii arada mola yerlerinin olduğu, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri. Yani rahatlıkla gezip hem yürüyüş keyfini hem tarihi hem doğayı üçünü bir arada rahatlıkla yapabilecekleri bir yer burası. Bekliyoruz efendim. Hepinizi Aksaray'a, Ihlara Vadisi'ne, Aksaray'ı gezmeye bekliyoruz. Hem tarihi hem coğrafi güzelliklerini hem nefis yemeklerini tatmak istiyorsanız buyurun Aksaray'a. Ne yapayım? Köylü kadını durmaz. Hadi bize gidelim. Çay kaynar. Gidelim için. Kunda bizim ekmeği yemezsiniz. Öyle gidin. Başkanım, Ihlara'da gezilecek çok yer var. Çok da turistik bir yer. Buradan da izleyeceğimizi davet ediyoruz buraya. Hem yaz, hem kış, hem bahar.
gelip buranın güzelliklerini görebilirler. Şu anda Ihlara yerleşim alanı itibariyle resmiyetle 14 kilometre geçiyor. Hasan Dağı'nın volkanik olması sebebiyle buraya tüflerden oluşan bir vadi oluşmuş. Bu vadi 10 bin civarındaki mağaranın 3 bin tanesi şu anda yer üstünde görülebilir değerde. Şimdi de onlardan birinde miyiz şu anda o mağaranın tarzı? Şu anda oranın bir tanesindeyiz. Bu bölgede insanlar araziye ektikleri ızgın ve zeyrek o günkü geçim kaynaklarında yemeklerde kullandıkları yemek yağı, bugünkü zeytinyağı fabrikası niteliğinde. Diğeri de aydınlatmada gaz çırası dediğimiz olay burada imal ediliyor. Özellikle çok güzel bir yer. Şimdi girelim içeri ve bakalım o geçmişte o yağı nasıl çıkarıyorlarmış. Buyurun tabii başkanım. Efendim bu bezirhanenin ilk etaptaki yeri hayvanların getirdikleri mamulleri dinlenme yeri, insanların dinlenme yerleri, sağı ve solları o yıllarda. Hayvanlar da dinleniyor, insanlar da dinleniyor. İçeride fabrika kısmına geçeceğiz çünkü çalışa çalışa insan gücüyle ve hayvan gücüyle dönüyormuş. Mağaranın girişinde hayvanlar barınıyor, evet. İç kısmında da üretim yapılıyor. Üretim, imalat yapılıyor yani. Bugünkü Ege ve Marmara bölgesindeki, Akdeniz bölgesindeki zeytinyağı fabrikası niteliğinde. Burası fabrika, imalathane yani. Çok güzel. Bakalım içeriye doğru girelim. Çok güzel ya, çok ilginç hakikaten. Bunlar tamamen doğal oluşum mu yoksa kazmışlar mı burada? Bunu kazma kürek ter kokusu. Burada insanlar çalışarak da künükle kazmışlar. Buraya bu imalathaneyi yapmışlar. Vay be, kaza kaza yapmışlar. Kaza kaza yapmışlar. Hepsi farkındaysanız hatta bu deliklerde hayvanların bağlama yerleri buralar yani. Efendim şu anda görmüş olduğunuz taş tamamen o ızgın ve zeyrek diye bugünkü aspire benzeyen sanayide petrol ve yağından kullanılan madde ekilip biçildikten sonra hemen şu kısmı sağ tarafımızdaki kısım fırın. Fırında kavruluyor. Kavrulduktan sonra o sazlık, bataklık yerlerde yetişen kamışlarla sele yaparak, sepet yaparak burada hayvan gücüyle çevriliyormuşmuş. Bu normal insan gücüyle çevirecek bir şey değil zaten. Bu hayvan gücüyle çevrilip ve sıvı kılama gelecek geldiği zaman da içerideki esas yere insan gücüyle çevirerek presler halinde küplere doldurulup damıtılıp yani arındırıldıktan sonra hem aydınlatmada hem de yemek yağında kullanılıyormuş. Çıkan fosfalar da hayvan yemi olarak hiçbiri zayi edilmiyor. Zeytin yağına benzer bir dediğiniz gibi en baştaki ama bunun şeyi neydi, bitkisi neydi başkanım? Izgın ve zeyrek. Izgın ve zeyrek. Evet. Evet, ızgın ve zeyrek. Yani o eski o lüks lambalarda kullanmış oldukları yağ bu mu oluyor şimdi? Aynen bu oluyor. Başkanım, burası kaç katlı bir yer? Katını daha aşağıya inemedik. İndiğimiz takdirde hemen kameramanımız görüntü yaparsa buradan daha tabana inemedik aşağıda. Gücümüz, kuvvetimiz nispetinde biz bura atıl haldeydi. Belediye olarak bu hale getirdik. Aydınlatmasını da belediyemizin imkanlarıyla ve temizlettik. Buralar sel ve doğal afetlerden biriken çakırla, molozla dolmuş ama belediye işçilerimizi seferber ederek ülke ekonomisine katkı sağlasın diye bu hale getirdik. Çok güzel yapmışsınız. Kendi imkanlarınızda bu kadar gelmeniz, ilerlemeniz de çok gerçekten takdire şayan bir şey. Burası sıkım yapıldığı yer. Şimdi efendim burası da ağaç, her şey orijinal. O dönemlerde preslerde bugünkü sanayiye bakılırsa presler yapıyor, aletler yapıyor ama o zamanlarda insanlar el gücüyle yapmışlar bu ağaçları. Bu tamamen ahşap nedir? Şey, ağaç mı bu? Ahşap. Şu hemen göreceksiniz yerin altında bir taş var. Orada 4 tane de delik var. Bu 4 en alttaki kısmı diyorsunuz değil evet, mi? Evet. O kısma ağaçları takarak insan gücüyle bu ağaçlar yukarı aşağı inerek hemen ilerisinde taş var. O taşın olduğu yerden pres görevi yaparak arka kısma sıvılar birikiyordu. Yani. Ha, bu döndüğü zaman aşağı doğru iniyor ve aşağı pres yapıyor. Yukarı, evet. Efendim işte buraya koyuyorlarmış o seleleri. Seleler bu taşın üzerine konup buradan da şuradan doğal yolla bakın. Farkındaysanız bugünkü günümüz dünyasında bugünkü bu kültürü yaşatalım diye biz çabalarken ama bazı kesimler defineciler
bunu yok etmek üzere çalışmışlar. Yani küpleri de kırmışlar yani. Ya böyle bir definiciler de enteresan insanlar. Yani her yerde bir altın arama telaşına düşmüşler. Halbuki burada yağ çıkarılıyormuş yani, bu değil mi? Ya bak, bu da yedek. Kaç yıllık bir şey bunlar başkanım? Bize büyüklerimizin, bizim ebeveynlerimizin bize anlattıklarına göre en az 300 yıllık olduğu söyleniyor. İşte benim daha evvel hiçbir yerde görmemiş olduğum bir şey. Bezirhane görüntülemekte nasip oldu. Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok orijinal bilgiler verdiniz bize. Şimdi Aksaray'ın bir özelliği var. Sultanhanı'nda Sultanhanı. Nevşehir yolunda ağzı karahan ve tepesi delikanlı, gelen misafirleri hoş geldin diyor. Somuncu Baba ve Zincirye Medresesi ile dualarla 7000 evliyanın yaşadığı Somuncu Baba şeyinde de orada da dua ediyor, saf tutuyor. Hasan Dağı ile heybetleşiyor, Ihlara Vadisi ile güzelleşiyor. Vay, dünya açılım yeri yani. Müthiş bir anlatım oldu. Burayı anlatmak açısından müthiş. Ne oldu Osman? Lastik patladı. Şu an ufak bir kaza atlattık. Lastiğimiz parçalandı gördüğünüz gibi. Aksaray mutfağı da çok geniş. Aslında burada birçok medeniyet yaşamış ve o medeniyetin yaşanmışlığı da bugün yemeklerde görünebiliyor. Şimdi Aksaray'da güzel yurttayız ve iki güzel insanla birlikteyiz. Bir çift bize bugün buranın yemeklerini anlatacak. Tabii bütün yemeklerini yapmamız çok zor. O yüzden mümkün değil. Biz de birkaç tane burada size buranın hani geldiğiniz zamanda neler yiyebileceğiniz göstermek açısından yemeklerini tanıtacağız. Önce sizi tanıyalım efendim. İsmim Adnan Ekin. Bu işin esas kompetanı eşim. O aşçı, ben garson. Genelde erkekler, mesela restoran, lokantalarda erkekler olur. Evet. Ama burada ben de yapıyorum ama esas işimin başında İmran Hanım, eşim. Ben dışarıdayım. Tamam, çok güzel. Eşinizi de tanımış olduk. İmran ablamız. Evet. Bakalım bize ne yemek yapacaklarmış. 4 kişilik bir gelveri tavası yapacağız. Gelver tavası. Gelveri tavası. Gelveri Osmanlı dönemindeki ismi. Ondan önceki ismi Kalavari, ondan önceki ismi Kalenerum. Burada Rumlar 1924 yılına kadar yaşamış. O 1924'te mübadeleden sonra biz buranın yerlisiyiz. Bizim kökümüz Çukurova'dan gelmiş. 24 mübadelesinden sonra da Trakya'daki Türkler buradaki Rumların yerlerine gelmişler. Burada bugün pek fazla Rum yok. Yok, artık hiç yok. Tamamen asimile olmuş zaten. Evet. Kalmamış. Ama oradaki buradan giden Rumlar Kavala'ya 5 kilometre mesafede Nakalveri, yeni gelveri kurmuşlar. Yunanistan'da. Hala da orta yaşın üstündekiler Öztürkçe konuşuyorlar. Doğru. Ve her sene buraya festivale gelirler. Doğru. Bizim orta Yunan Türk kültür festivalimiz düzenlenir. Onun için buradaki yemek kültürümüz Orta Anadolu'da yani önde gelen mutfaklarımızdan biridir. Bugün güzel yurt tavası, gelveri tavası yapacağız. 4 kişilik bir tava yapacağız bugün. Tamam. 4 kişilik bir tava için yarım kilo biber, 2-3 tane domates, sarımsak yapacağız ve göreceğiz şimdi. Neler olacakmış. Evet. Bir de tavamızın bu şekilde olması, çanak olması önemli mi? Tabii, yani, tabii ki önemli. Tabii ki o lezzet verecek. Tabii ki. Evet. Bakalım nasıl soğumaz, bir lezzet. Çabuk soğumaz. Ondan sonra önce böyle biberlerimizi doğruyoruz kuşbaşı. Etlerimizi kuşbaşı doğruyoruz. Oh. Bunun içine biraz iç yağ. Haşiyi biberin içine mi koyuyorsunuz iç yağ? Öyle iç yağ. Sarımsak. Ondan sonra biraz. Şunun içine karıştırsın. Zeytinyağı. Bakın Niğde'de de tava çekmiştik ama orada kesinlikle yağ biberin içine karışmıyordu ve kesinlikle zeytinyağı mı? Evet. Zeytinyağı hiçbir şekilde yağ sarımsak kullanılmıyordu. Biraz sarımsak. Burada önceden karıştırılıyor malzemeler. Evet. Sarımsak. Domates. Şimdi domatesimizi de doğrayıp içine katacağız bunu. Thank you.
Evet, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yemek anlamında konuşmuyorum. Abiler bildiğin bizi patatesle doyurdular. Orada masanın diğer tarafta abi. Ben böyle bir şey görmedim. Yani tamam, patatesiniz lezzetli, ona bir şey demiyorum ama böyle yemekler yapıyorsunuz. Ondan sonra önden patatesi veriyorsunuz coşkuyu. Biz doyuyoruz. Sonra geleceğiz. Burada nasıl yemek yiyeceğiz abi? Ya, işin püf noktası orada zaten. Yani siz fazla yemeyin. Biz sizin malı götürelim. Anladım. Sen bayağı yiyeceksin o zaman yani şimdi. Çünkü sen patatesi hiç yemedin. Ben görmedim yani. Evet tabii. Müdürüme dahil olmamız. Herkes yedi patates. Siz 30'a düştünüz. canınızı sağ olsun. Biz de kalanları götürürüz artık. İnşallah. Havamız çıktı. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi bakın şunu söyleyelim. Tabii ki birçok yemeğin aslında özünde aynı malzemeler kullanılıyor ama o yörenin farklı olan şeyi nedir? İşte havasıdır, suyudur derler ya, havasından mı suyundan mı? Mutlaka etki ediyor. Yani hayvanın yemiş olduğu yemiş dahi farklı olabiliyor. Onun yediği otlar çeşitli yayılım, olabiliyor yayılım vesaire. Otu. Mesela bizim yöremizin kekiği çok meşhurdur. Kekik, kekik yiyen hayvan da çok lezzetli olur. Tabii. Keven, kekik yiyen hayvan da lezzetli olur. Aynen, mesela. Evet. Şimdi fasulye, kuru fasulye de normalde evde yapabildiğiniz bir şey. Tabii ki buna herkes bunu herkes biliyor zaten ama bunun özelliği güveçte olması ve odun ateşinde pişmesi ona ayrı bir lezzet katıyor. Yine manda yoğurduğumuz burada tabii. Aslında yemeklerin yanında soğan ve turp da lezzet katan diğer etkin. Manda yoğurdunu her zaman bulunduramıyoruz. O istisna. Yani bazen her böyle de, bazen de genelde inek yoğurdu kendimiz çalıyoruz. Eskiden koyun yoğurdu çok meşhurdu ama artık koyun kalmadı. Millet eriniyor sağmaya. Şimdi gelelim. Şimdi ben şey yapmayacağım, yanlış anlama. Böyle yiyip de tadına falan bakıp ya çok böyle üstte puan falan vermeyeceğiz. Böyle bir adetimiz yok. Zaten biz de puan istemiyoruz. Bizim puanımız bize yeter. Yeter, bence de yeter. Allah razı olsun. Kaçtı puan bu arada? 98,5 puan. 98 çok iyi. Yani fazla mükemmel bir hatta işte. Fazla abartmayalım yüzde ipte yani öyle kendimiz. Bizden iyi de yapalım. Biraz kusur iyidir. İnsanı tabii, her zaman kibirden korur kusur. Tabii muhakkak. Sanatta da öyledir. Yani kusurlu evet. Olan iş genelde insanların böyle kibirlenmesini engeller. Sizde de öyle bir durum zaten yok. Yani Anadolu insanı hem mütevazılığı hem de eli açıklığıyla öyle görünüyorum, dünyaya nam salmıştır. Öyle görünüyoruz değil mi? Çok yakışıklı bir adamsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. O sizin iltifatınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir bandırarak yememiz lazım değil mi? Bir ekmek alabilir miyiz? Altında ne? Hazine falan mı arıyorsunuz? Yok. Yağ var altta. Yağına bandırmayacağız mı ekmeği abi? Al gel ekmeğimizi. Yağ var. Biber ben size nasıl yenir? Sarımsak. Şimdi yöresel ekmeğimiz. Gelvere ekmeği. Şunu ver bana da şundan şöyle. Bana yiyeyim abi, kocaman o. Ya biz işte Anadolu insanı, lokmamızın büyüğünü biz misafire veririz. Öyle mi yoksa daha kolay bunu alacağını diyeceksin? Yok, size onu, bunu, siz öyle tabii ki. nereye çekersen oraya gider. İşin hidesinde değiliz. Şöyle bak, of. Bakayım. Sen ne yaptın? Yağına mı bandı? Çok kibar yaptım da sen nasıl bir lokmadır arkadaşım ya. Ben çok kibar diyorum bak. Et gelmedi ya, böyle bir şey yok. Bunun en güzel yanındaki yenecek yardımcı soğandır. Hem yağ öldürür soğan. Onun için bunda yağ olarak ne var abla? Tereyağıyla çiçek yağı. Vay, çok güzel. Güzel lezzet katmış. Bunun pastırmalısını da yaparız ama. Ya geldiğimizden beri pastırma da pastırma diyorsun abi. Hiçbir şey yok. Pastırma neden? Pastırmalısını da yaparız ama pastırmalı. Pahalı mı pastırma? Yok ucuz. 120 lira, 130 lira falan. Abla çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok güzel bir sofra oldu. Afiyet olsun efendim. Her zaman olduğu gibi ekip arkadaşlarımızla. Bunun yanında yeşillik tabii ki tavanın ve kuru soğanın, kuru fasulyenin yanında kuru soğan bizim burada. Burada bir eksik olan turşumuz var. Turşu niye yok abi? Turşumuzda kendi turşumuz vardı ama unutmuşuz getirmeyi işte. O da işte bak kusur dedik evet. Ya. O da kusur olsun. O kadar davetiniz tabii. Makbul oldu. Evet. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı sofra olsun. Sofra duası yapacağız ama şimdi değil, yemekten sonra. Tamam. Siz yaparsınız sofra duası. Yaparız tabii, ne demek ya. Allah razı olsun. Şimdi bir bakıyorum ben konuşurken başka bir şey söyleyeceğim mi diye. Yok. Bitiriyorum. Bitirin. Tamam. Evet, her zaman olduğu gibi ekip arkadaşımızla beraber biz bu sofrayı sünnetleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
Evet, güzel yurttayız ve güzel yurt kaymakamımız Mehmet Göze beyefendiyle beraberiz. Kendisi burada çok aktif ve halkın içerisinde çalışmalar yapıyor. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle çalışmalar yaptığınız için. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer bir vadi. Evet. Bu vadi üzerinde büyük bir tarih yatıyor. O tarihi adım adım gezmeye çalışsak eminim aylarca buradan çıkamayacağız. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. İlçemize geldiniz. Burada bizim gördüğümüz güzelliklere siz de ortak oldunuz. Ben dilim döndüğünce Efradını Camii ayarını mani bir şekilde anlatmaya çalışayım ilçemizi. İlçemizin aslında en önemli noktalarından birindeyiz şu an. Kilise cami ve bulunduğu Manastır Vadisi burası. Vadinin genel itibariyle şöyle etrafımıza baktığımızda kaya oymaları, kaya meskenler, eski tarihlerden kalma, asırlar öncesinden kalma ve tarihi Rum evleri üzerinde. Bu şekilde aşağıya doğru 5 kilometre inmekte. Biz mesela ilçeye girer girmez yapıları gördük. Yani bir tane dahi günümüz yapılarından görmedik mesela. Hepsi taş, o aynı şekilde muhafaza edilmiş. Sadece evet. Tarihi eserler değil ama sanırım koruma altına mı alındı? Yani nasıl bir... Şimdi şöyle, evet koruma alanı ama onun dışında da ya hali hazırda zaten güzel. İnsanlar bozmak istemiyor. Şimdi orada alelade bir binanın kapısına baktığınızda 1913 tarihini görüyorsunuz. Ha. Çoğu yerde göremeyeceğiniz bir şey. Ki bunların çoğu 1800'lerden yapımı, o taş evlerin çoğu. Zaten bunu yapan insanlar 1924'te mübadeleyle Yunanistan'a göçtü. Oradaki Türkler gelip o evlere yerleştiler. Ve o evler yani 24'ten önce yapıldığı zaten hepsi onu gösteriyor. 1924'ten itibaren de burası camiye çevrildi. Tabii, o tarihten sonra cami oldu değil mi? Camiye çevrildi. Şu arkamızda gördüğünüz minare yoktu. Minare yapılıp camiye çevrildi. Burada artık o zamandan beri ibadet yapılmakta. Yani cemaati yıllar itibariyle buradaki yerleşimin azalmasıyla doğru orantılı olarak azalmış olmakla birlikte halen faaldir, halen ibadete açıktır. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Yani vaktinizden aldık çünkü hakikaten yoğunsunuz. Ben bütün izleyicilerimiz adına hakikaten teşekkür ediyorum. Onlar da buraya bekliyoruz. Gelsinler ve burada görsünler değil mi? Bekliyoruz kesinlikle. Yani ben gezmeye görmeye seven biriyim. Yani buraya göreve geleli bir yıl oldu. Buraya gelmeden önce hani böyle bir yeri görseydim hemen ilk geleceğim yerlerden biri oluyor. Yani gerçekten güzel. Kimse yoğurdum ekşi demez gerçi ama gerçekten güzel yani. Bunu yürekten söylüyorsunuz. Biz hakikaten yürekten inanıyoruz. Hakikaten gördük zaten biz de. Türkiye'de gezilecek çok fazla yer var ama emin olun böyle bir yeri hani Avrupa'da kataloglarda görmüş olsanız diyeceksiniz ki ya bir gidelim hani imkanı olanlar orada görelim istersiniz ama kendi memleketimizde çok kolay gelebileceğiniz bir yer burası. Aksaray'da güzel yurda hepinizi bekliyoruz. Hutbeyi vermesine veririz ama gidiş beraatımızı da elimize verdin diyor. Sırrımızı fahş ettin. Cemalettin Aksaray Hazretleri'nin huzurundayız şu anda da. Yusuf Hakiki Baba'nın türbesindeyiz. Ağzıkara Han'dayız. Aksaray Kayseri yolunun üzerindeyiz.
Malak. Allah. Abi çok heyecanlı vallahi ya. Şu an görmüş olduğu beyazlıklar tuzlar mı başkanım? Evet, bunlar tuzlar. Şu suyun oransal olarak büyük bir çoğunluğu tuz zaten. Ablacığım ne yaptın, gözleme mi yaptın diye girerler. Anadolu programları öyle yaparlar. Biz de çok yapıyoruz ama artık baycı tabii ki yani, tamam mı? Dışarıdan bakıldığı zaman çok mütevazı bir cami. İçine girince ne göreceğiz şu an ben de bilmiyorum.